Arkadaşlar selamünaleyküm. Coğrafyamızın bitmeyen bir derdi var. Filistin sorunu. İsrail kurulduğundan beri Filistin topraklarında işgale devam ediyor. Bu yüzden İsrail günden güne büyürken Filistin günden güne yok oluyor. Bu konuda bizim için en önemli kısım Mescid-i Aksa. Müslümanların ilk kıblesi de İsrail işgali altında. Bu konuda Türkiye her fırsatta tepkisini dile getirdi. Prime Minister Erdogan. One minute. Ama çok az ülkeden destek bulabildi. En çok destek vermesi gereken ülkeler Arap Birliği ülkeleriydi. Çünkü eskiden beceriksizliklerinden dolayı bir caydırıcılıkları olmasa da tepki verirlerdi bu konuya. Sonra sessiz kalmaya başladılar. Son yıllarda da artık İsrail'le iyi ilişkiler kurup Filistin'i dışlamaya başladılar. Bu değişimin en büyük sonucunu da bu hafta yaşadık. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Beyaz Saray'da İsrail'le normalleşme anlaşması imzaladılar. Umman ve Mısır bu anlaşmadan memnun olduklarını duyurdu. Türkiye, İran, Libya ve Katar karşı çıktı. Batı ülkelerinin tamamı elbette bu durumdan memnun. Bu konu artık Arap Birliği'nin dağılma sürecine girdiğini gösteriyor. Nasıl mı? Bugün bu konuyu konuşalım. Arap devletlerinin çoğu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde bağımsız oldular. Yani daha doğrusu devlet ilanı için gereken şartlar o yıllardan sonra kağıt üzerinde hazırlandı. Bu devletlerin bağımsızlıklarını naylon şirketler olarak düşünün. Kağıt üzerinde varlar ama içleri boş. Devlet kurmadan önce sömürgeydiler. Hala sömürgeler. Ama eskiden bu kadar açıktan sömürgeliğin hakkını vermiyorlardı. Hatta Suudi Arabistan'ın eski kralı Kral Faysal döneminde Suudi Arabistan şerefli ve dik duruşlu bir devlet haline bile gelmişti. Bu duruş onun canına mal oldu ve her şey her gün biraz daha kötüye gitmeye başladı. Ama Filistin konusu başta olmak üzere esas sıkıntılı dönemler iki ismin etkin hale gelmesiyle başladı. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Veliaht Prens Zayed. Özellikle Zayed, Arap coğrafyasının bu hale gelmesinin esas sebebi. Selman biraz Zayed'in kuklası konumunda. Onlardan öncesinde, hatta onlardan çok öncesinde İsrail Arap devletleri için tehdit unsuru olarak görülüyordu. İsrail'in kurulduğu 1948'den itibaren işgallere başlaması Arap coğrafyasında büyük tepki toplamıştı. Bir de Arap devletleri ile İsrail arasında yaşanan savaşlarda hep İsrail kazandı ve bölgede bir Filistinli mülteci sorunu ortaya çıktı. Çevre ülkelere dağılan Filistinli mülteciler, Arap kamuoyunda Filistin davası bilincinin diri kalmasını sağladılar. İşte bu İsrail karşıtlığı üzerine Araplar birlik olarak hareket etmenin önemini kavramaya başladılar. 1945 yılında Arap Birliği kurulmuştu. 1969 yılında da İslam Konferansı örgütünü kurdular. Bugünkü adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı. Bu iki birliği de güçlü kılan hep Filistin davasıydı. Yani yapılan her toplantının, alınan her kararın merkezinde Filistin sorunu vardı. Zaten İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulma sebebi direkt Filistin meselesiydi. 1969 yılında Avustralyalı ırkçı, faşist bir Yahudi Mescid-i Aksa'da kundaklama girişiminde bulundu. Bu olay dünya çapında Müslümanları ayağa kaldırdı. Bu tepkilerin sonucu olarak da bugünkü İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Arap Birliği, İsrail'den önce kurulsa da zaman içinde birlik, üyelerinin İsrail karşıtı açıklamalarını yaptığı bir platforma dönüştü. Böyle böyle Arap Birliği Filistin savunmasının hemen hemen merkezine oturdu. Aslında bu iki oluşum Arapların birleşme hareketlerinden en başarılı olanlarıydı. Daha önce Mısır Cumhurbaşkanı Nasır, sosyalist Arap milliyetçiliği üzerinden Arapları kendi çatısı altında toplamaya çalıştı. Bir işe yaramadı. Özellikle bütün Arap devletleri bir olup 6 gün savaşlarında tek başına İsrail karşısında hezimete uğrayınca bu ideoloji çöktü. Bunun dışında az önce bahsettiğim Suudi Arabistan Kralı Kral Faysal da İslami blok projesini ortaya attı. Onun bakış açısı Arap milliyetçiliği üzerine değil, ümmetçilik üzerine kuruluydu. O da başarılı olamadı. Bu iki ismin de Arapları etraflarına toplamaya çalışırken vaat olarak sundukları mesele yine Filistin meselesiydi. Yani eskiden Arap kamuoyu bu meseleye çok duyarlıydı. Kısaca söylemek gerekirse Araplar daha önce defalarca kez birleşmeye çalıştılar. Arap Birliği bunun en başarılı olan örneğiydi. Ama başarılı ya da başarısız fark etmez. Bütün birleşme girişimlerinde vaat Filistin meselesinin halledilmesi ve İsrail'in yok edilmesiydi. Peki nasıl oldu da Arap devletleri o günlerden bugünlere geldi? Dış politikalarının merkezinde Filistin meselesi varken nasıl oldu da İsrail'le bu kadar iyi ilişkiler kurabildiler? Bu sorunun cevabı 2000 yılının sonrasında yatıyor.
2000'li yıllardan sonra Arap devletlerinin güvenlik algısı tamamen değişti. Özellikle Arap Baharı sürecinde devletlerin başındaki aileler rejimlerinin tehdit altında olduğunu düşünmeye ve buna göre refleksler göstermeye başladılar. Bugün Arap yönetimlerinin gözünde en büyük tehdit algısı İsrail değil, halklarının talepleri. Arap halklarında alttan alta ciddi rahatsızlıklar başladı. İnsan hakları, özgürlük ve ekonomik refah istiyorlar yönetimlerden. Şu an Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde muhalif olmak demek ölüm demek. Rahatça konuşamıyor insanlar. Fikirlerini dile getiremiyorlar. Sesi çıkana ne olduğunu hepimiz gördük. Sert bir muhalif olmadığı halde Cemal Kaşıkçı'ya neler yaptılar? İşte halklardan gelen ve rejimleri baskılayan bu talepler yönetimin tehdit algısını tamamen değiştirdi. İsrail politikalarındaki değişimin en önemli sebeplerinden biri bu mesele oldu. Zaten Trump açıktan tehdit etmişti bunları. Biz olmasak 15 gün tahtta kalamazsınız diye. Tahtta oturan aileler de İsrail'le yakınlaşmayı rejimlerinin devamının tek yolu olarak görmeye başladı. Hatta aynı isimlere göre en büyük tehditlerden biri Araplara kötü örnek olduğunu iddia ettikleri Türkiye. Türkiye'ye karşı sertleşme sebeplerinden biri de Türkiye'deki sistemin Arap halklarına onlara göre kötü örnek teşkil etmesi. Arap yöneticilerinin tehdit algısının değiştiğini gösteren iki örnek de 2015 yılında yaşanmıştı. Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman o yıl savunma bakanıydı. İki birlik fikri attı ortaya. İslam ordusunu kurmayı teklif etti. Bu ordunun amacının terörle mücadele olacağını açıkladı. Eskiden olsa bu orduyla Filistin için savaşacağız derlerdi. İkinci olarak da yine aynı ismin aynı yıl ortaya attığı Birleşik Arap Gücü fikri. Bunu Arap NATO'su olarak düşünün. Bölgede artan tehdidin ancak bu şekilde çözülebileceğini anlattılar. Yine burada da 40 bin askerli Birleşik Arap Ordusu kurmayı tartıştılar. Bu ordu, Arap ülkelerinin rejimlerine yönelik tehditler ve teröre karşı savaş için kurulacaktı. Her iki fikir de başarısız oldu. Zaten teröre karşı savaş dendiğinde ortaya birçok soru işareti dökülüyor. Bunun en önemlisi Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşler hareketi tarihinde hiç silah almadı eline. Siyasetle söz sahibi olmaya çalıştılar. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan onları 2014 yılından beri terör örgütü olarak kabul ediyor. Yani bu oluşumu kurdurup Arapları Müslüman kardeşlere karşı silahlı mücadeleye de çağırmış olacaklardı. Bu iki oluşumda anlaşma olmuş gibi görünse de 2015 yılında kaldı. Bir daha bu konuda harekete geçen olmadı. Çünkü bölgede artık Arap devletlerini bir araya getirecek ortak bir tehdit algısı kalmadı. Eskiden Filistin meselesi bunu sağlıyordu ve Arap Birliği'nin bugüne kadar gelmesine sebep oldu. Ama artık Arap Birliği de tam anlamıyla işlevini yitirdi. 2017 yılında birliğin diğer üyeleri yine birlik üyesi olan Katar'a yönelik ambargo başlattı. Hala devam ediyor. O dönem tansiyon çok yükseldi. Türkiye Katar'a sahip çıktı. Çünkü Katar bunların içinde her zaman haktan yana tavır alan ülke. O yüzden sevmiyorlar. Bu hafta bile Katar duruşunu korudu. İsrail'le normalleşme görüşmelerine katılmayacaklarını açıkladı. Bunun dışında Suriye'de Arap Birliği üyesi. Ama İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini ilhak ettiğinde Arap Birliği'nin sesi çıkmadı. Yine İsrail'in Kudüs'ü başkenti olarak ilan etmesine Venezuela Arap Birliği'nden daha fazla tepki gösterdi. Daha da ötesi, 2017 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da Kudüs meselesini görüşecekti. Suudi Arabistan bu zirveye alt düzeyde bir katılım gösterdi. İlgisizliğini açıktan belli etmiş oldu. Yani bugünlerde gördüğümüz büyük değişimin sinyalleri yıllardır kendisini gösteriyordu. Artık açıktan harekete geçmenin zamanının geldiğini düşündüler muhtemelen. Tabii Trump da yaklaşan seçimlerde Biden'a karşı elini güçlendirmek istiyor. Bu hamleyle Amerika'daki Yahudi lobisinin desteğini arkasına almayı planladı. Daha bir sürü sebep de sonuçta sayılabilir. Ama en görünür durumda olan sonuç, Arap devletlerinin tek çatı altında birleşmesini sağlayan en büyük motivasyon kaynaklarından kopmuş olmaları. Filistin meselesini merkeze almadıkları sürece de birlikte karar almaları mümkün değil. O yüzden artık Arap Birliği işlevsiz bir dedikodu grubunun ötesine geçemez. Rejimleri muhafaza etme kaygısı birlikte hareket etmelerini sağlamayacak. Çünkü bu konuda her devletin tehdit algısı tamamen farklı. Özetle Arap Birliği'nin öncü devletleri yeni tavırlarıyla Filistin'i bir kenara atıp sahiplerini mutlu ettiler. İnşallah bu hamle birliklerini de kukla yönetimlerini de zaman içinde yok edecek. Unutmayın ki karanlığın en yoğun olduğu an güneşin doğmasına en yakın andır. Allah'a emanet olun.